Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açılış konuşmasında da siber güvenlik alanında yerlilik ve millilik noktasında ne kadar önem verdiklerinden bahsetmişti. Siz Cyber Arts olarak siber güvenlik alanında yerlilik ve millilik noktasında ne gibi faaliyetlerde bulunuyorsunuz ve bundan sonraki süreçte neler yapmayı planlıyorsunuz? Çok sağ olun Eren Bey, davetiniz ve sorunuz için. Aslında tüm ülkeler şu anda siber güvenlik gibi stratejik bir alanda, NATO'nun 5. savaş alanı olan bir alanda yerli ve milli olabilmek için bir yarış içerisinde. Türkiye'de burada kendi pozisyonunu alıyor. Burada Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'nin de 4 yıldır yürüttüğü faaliyetlerin çok büyük bir katkısı olduğunu söyleyebilirim. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın ve Dijital Dönüşüm Ofisi'nin himayelerinde böyle bir çalışmanın biz de ilk günden beri parçasıyız. CyberArts olarak Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'nin kurucu üyelerinden bir tanesiyiz. Dolayısıyla ilk günden beri bir kere tüm bu faaliyetlere, buradaki çalıştaylara, hazırlanan raporlara, etkinliklerin koordinasyonuna katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu zaten aslında bizim gönüllü olarak yaptığımız, üye bir şirket olarak yaptığımız bir katkı. Bir taraftan da biz CyberArts olarak bir danışmanlık ve entegrasyon firması olarak Türkiye'nin ve inşallah önümüzdeki dönemde dünyanın büyük kurumlarına hizmet verecek bir firma olarak kurulduğumuz günden beri mümkün olan tüm projelerimizde Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'ne üye, yerli, sürdürülebilirliğini ispat etmiş ve CyberArts'ın siber dünyada sanat yapma yolculuğunda yoldaşı olabilecek ayardaki firmalarla, ki kümelenme üyesi birçok böyle firma var, yol yürüyoruz. Onların teknolojilerini kendi yaptığımız projelerde önceliklendiriyoruz. Baktığınızda aslında bütün buradaki konuşmalarda, panellerde ortak ortaya çıkan şey şuydu: ürün üretmek evet zor bir şey ama bu işin belki sadece %10'u. Yerli çözümlerle ilgili gördüğümüz en büyük aslında zafiyet ve eksiklik bunun satışı, bunun müşteriyle buluşturulması. Biz de CyberArts olarak aslında tam da bu alanda devreye giriyoruz. Ve kümelenme üyesi birçok firmayla onların bu taraftaki eksiklerini tamamlayarak büyük projelere imza attık ve atmaya devam edeceğiz. Ve inşallah onların bu yolculukta başarı hikayelerini kurguladıktan sonra uluslararası çok daha farklı partnerlerle, çok daha farklı iş ortaklarıyla daha büyük bir ekosisteme ulaşmalarını arzu ediyoruz. Bu yönde de çalışmalarını destekliyoruz. Bizim yaptığımız şey onların ürettiklerini, kümelenme üyesi üreticilerin ürettiği aslında teknolojileri doğru konumlandırarak ve önceliklendirerek büyük kurumların hizmetine sunmak, arkasından bu ürünlerin işte kurulması, bakımı, desteği ve projelerin içerisinde etkileşimleri kendi içlerinde, bunun üzerine de insan kaynağı ve süreçlerle destekleyerek sürdürülebilir ve olabildiğince yerli, olabildiğince milli bir siber güvenlik stratejisi çizmelerini ve bunu sürdürmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu yolda size de başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler Eren Bey.